Bein Sports. Galatasaray Başkan Adayından Flaş Transfer Sözleri. Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçilmeleri halinde en az 4-5 futbolcu transfer edeceklerini ve bunların arasından ikisinin flaş isimler olacağını söyledi. Sarı Kırmızılı Kulüp'te 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Öztürk, açıklamada bulundu. Metin Öztürk, göreve gelmeleri durumunda Galatasaray'ın gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağını dile getirerek, en az 4-5 transferimiz var. Bunların arasında ikisi flaş. Onları önümüzdeki hafta raporlar önümüze geldiğinde açıklarız. Biri yabancı, biri yerli iki flaş transferimiz var. Bütçemiz içinde olacak ama bütçe zorlanırsa bizde kalabalık bir iş adamı ekibi var. Pamuk eller cebe yapar ve bu işi çözeriz. Piyasalarında isim yapmış transferler, diye konuştu. Tam bir aslan kükremesi duyacaksınız. Metin Öztürk, büyük hedeflerle Galatasaray'da başkanlığa aday olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Her başkan adayı şampiyonluk ister ama o hedeflere ulaşmak bir vizyon ve proje işidir. Bizde bu vizyon da proje de var. Nasıl şu anda dünya olarak pandemiden çıkıyorsak, Galatasaray için de tünelin ucu gözüktü. Biz en az 5 yıl başarıdan başarıya koşacak bir Galatasaray için hazırız. Bunu hem futboldaki hamlelerle hem projelerle hem de mali hamlelerle yapacağız. Bu sene hocamız da futbolcularımız da sahada taraftarla bütünleşip bizi coşturacak. Önümüzdeki sene tam bir aslan kükremesi duyacaksınız. Favorim Okan Buruk. Galatasaray Kulübü Başkan Adamı Metin Öztürk, futbol takımının başında yerli bir teknik direktör görmeyi istediğini anlatarak, kafamızda özellikle bu sene için yabancı bir teknik direktör yok. Çünkü taraftarı coşturmak için bizden birisinin olması lazım, dedi. Bu konuyu yönetim kurulu aday listesinde bulunan isimlerle tartıştıklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü. Aramızda Torrent'e bir şans daha verelim, iyi hoca, diyen arkadaşlar var. Benim gibi yerli hocayla devam edelim, diyen arkadaşlar var. Ben tamamen taraftarı coşturacak, Galatasaray'la özdeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arenada temsil edecek bir hocayla devam etmeyi planlıyorum. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi karar veriyoruz. Ne Okan hocayla ne de Sayın Torrent ile bir konuşmamız oldu. Eldeki mevcut hocaya saygısızlık etmemek lazım. Onun raporlarına bakıp, onunla devam etsek de etmesek de geleceği şekillendirirken onu baz almak lazım. Sarı Kırmızılı camiada yaşanan bölünmeye de değinen Metin Öztürk, camia bu zamana kadar hep kavgalarla, kırgınlıklarla, kızgınlıklarla geldi. Camia, kavgayı devam ettirecek, kibirli, sadece ailenin tek bir parçasıyla yol almaya çalışan bir başkan adayı mı istiyor? Yoksa tam tersi kibirden uzak, herkesin görüşüne saygılı, gerçek anlamda demokrasiyi içine sindirmiş, liselisiyle lisesiziyle, atkılısıyla taraftarıyla, iş insanıyla bütünleşmiş bir Galatasaray mı istiyor? Buna 30 Nisan'da karar verecek. Biz o tarafı temsil ediyoruz, ifadelerini kullandı. SporX. Eşref Hamamcıoğlu. Fatih Terim ile çalışmayacağız. Hamamcıoğlu'ndan açıklamalar. Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları. 38 yıldır camianın içindeyim. Ben 38 yıldır Galatasaray camiasının içindeyim. Çeşitli görevleri üstlendim. Burada ciddi bir deneyim ve gözlemim oldu. Galatasaray'dan çok şey aldık bizler, bu çerçevede artık Galatasaray'dan aldıklarımızı verme zamanı geldi diye düşündüm. Sorumluluk almak önemli. Tekrar adaylığıma 20 Haziran'da karar vermiştim zaten ailemle tartıştıktan sonra. Galatasaray'da özellikle böyle zor durumlarda sorumluluk almak önemli bir şeydir. Camianın da bunu takdir edeceğini hem düşünüyorum hem de temenni ediyorum. Güven erozyonu oldu. Burak Elmas'ın vaatlerinin çok kolay gerçekleşmeyeceğini bizler biliyorduk. O da bir ümitle geldi, arkasında kötü niyet aramak istemiyorum. Ama genel kurulunda refleksleri çok değişiktir, bir rakam verdiğiniz zaman karşınıza en az 10 kişi o hesabı yapar. O bakımdan gerek sponsorluk vaatleri, gerek stat isim hakkı gerçekleşebileceği çok kolay değildi. Beklenti yükseldi, gerçekleşmeyince güven erozyonu oldu. Umut, heyecan vardır. Galatasaray'ın olduğu yerde, umut, heyecan vardır. Biz evvelki sene şampiyonluğu bir averaj ile kaçırdık. Bu takımı bozduk, 28 milyon euro harcadık. 12-13. Sıradayız. Galatasaray'ın dibe vurması lazımdı ve vurdu. Şimdi toparlanarak sürdürülebilir bir yönetim yapısına geçmemiz lazım. Karşılığında ne aldık? Foko ve Dian transferleri 50 milyon euro, neyi aldık karşılığında? Bir de 28,5 harcadık üstüne.
80 milyon euroya geldi. Galatasaray'ın borcunun 1/3'üdür şu anda. Sözleşmeleri inceleyeceğiz. Biz seçildikten sonra ilk yapacağımız işlerden bir tanesi sözleşmeleri yeniden masaya koyup incelemek olacak. Ekibime iş bölümü yaptım, herkesin ilk 3 yapacağı iş belli. Sözleşmesini bilmiyorum. Domenech Torrent için taahhütlerimizi bilmiyorum. Burada kurumsal itibar esas, kurumsal devamlılık esas. Sayın Torrent'in kişisel itibarı da esas. Bunları koruyabilirsek biz Galatasaray oluruz. İnceleyeceğiz, okuyacağız, değerlendireceğiz, Galatasaray'ın menfaati neyse onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olması. Tırnak işareti. Bu vizyon yok. Torrent'in sözleşmesini bilmiyorum. Ama orta ve uzun vadeli planlarımızda, Torrent'in kişiliği ile bir alakası yok. Bu vizyon, tarz yok. İsim zikretmedim. Teknik direktör konusunda bir isim zikretmedim. Hayalim Galatasaray'da Jupp Derwall devriminin başlaması dedim. Benim kafamda bir hoca belli değil. Kısa listemiz var. Hiç kimseyle temas kurmadık. Seçildikten sonra değerlendireceğiz. Torrent de olur olmaz, raporuna, sözleşmesine bakacağız. Listeyi liyakata göre yaptık. Terim'le çalışmayacağız. Fatih Terim, kulüp üyemizdir, divan kurulu üyemizdir. Önemli başarılarda imzası olan bir futbol adamıdır. İhtiyaç olması halinde kendisine danışırız. Görüşlerini alır değerlendiririz. Fatih Terim'i teknik direktör olarak düşünüyor musunuz? Eşref Hamamcıoğlu, hayır. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.